Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Suzuki GSX-R 1000. Turan Usta merhabalar. Turan Usta fuardan sonra toparlayamadı kendini. Çok üşüdü çünkü. O da grip, ben de grip oldum zaten. Şimdi GSX-R 1'e ne yapacağız Turan Usta? Gidon birinde bir sorun var, değil Aynen. mi? Orada bir onun sensörü kırılmış. Öyle mi? Şimdi biz ne yapacağız? Komple onu çıkaracağız oradan. Aynı çıkalım. Bakacağız. Bakacağız. Tamir olacak mı orada? Aynen. Bu motor arkadaşlar satılık. Ben şöyle bir özelliklerini söyleyeyim size. 2007 model 185 beygir 4 silindir 16 valv 187 kilogram ağırlık var. 17,5 litre bir yakıt deposu kullanıyor GSX-R 1000. Önde 310 milimetrelik diskler var arkadaşlar. Arkada işte 220 milimetre disk. Ortalama yakıt tüketimi 8,5-9 litre arasında. Önde 120-70-17, arkada 190-50-17 lastik kullanıyor. İşte gidon amortisörü falan var fabrikasyon. Bu motor arkadaşlar 38,5'a vermeyi düşünüyoruz. Gene. Turan Usta bir sesini duyalım mı? Arkadaşlar duysun mu sesini? Duyalım, Hadi çalıştıralım. çalıştıralım şöyle bir. Çalıştır abi. Karnıma doğru öyle bir şey yaptın ki böyle uçuyordu ben. Hocam o çeyrek yazdı ya. Çeyrek kazandı. Makine güzel arkadaşlar. Hasar kaydı yok makinede. Ki bu tarz motosikletlerde biliyorsunuz hasar kaydı mutlaka olur. Alette yok. Alete her türlü kefiliz. Çok güzel cihaz. Bakımları yeni yapıldı. Evet, bakımları da yeni Fena yapılmış. sabalatalar. 1.000 lira yakın para harcadın, değil mi? Aynen. Her şey yapıldı. Yani alan olursa sadece binecek Evet. gidecek. Aynen. Makine güzel ya. 35.800 kilometrede. Orijinal 35 mikrovatlı, Aynen. değil mi abi? Yani piyasayı düşünüyorum da şimdi millet artık R25'ten neredeyse 30 bin lira olur şimdi yazın onlar. Onun yanında binlik bir makine aslında. Değil mi? Kronos'ta. Yani. Yani fiyat olarak düşünürseniz aslında çok pahalı değil piyasaya nazaran. Ki bu makine satılır ya. Olur ya. Mutlaka satılır. Almayı düşünen arkadaşlar için yardımcı oluruz. Takas da yaparız arkadaşlar. Devreye biz gireriz. Sizin motorunuzu biz alırız. Motor güzel gerçekten. Yani her türlü de kefil oluruz yani motora. Şimdi kafa garajını mı sökeceğim turnusunu sana? Yok, gerek yok ya. Gerek yok mu? Aynen. Sadece o gidon amortisörünü alacaksın oradan. Onun sensöründe işte bir sorun vardı. Onu halledeceğiz işte. Onu hallettik mi? Alette zaten herhangi bir arıza vesaire yok. Makinesi çok güzel. Zaten Suzuki'nin biliyorsunuz esneme, uzama vesaire malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Hani bunların makinesini kolay kolay öldüremezsiniz. Frenler falan çok şey, güzel alette. Makine güzel. Zaten şimdi biz bunu alacağız, vitrine koyacağız. Görmek isteyen arkadaşlar buyursunlar, dükkanda gelip görebilirler yani bu motoru. Evet Trostam. Söktük. Söktün mü? Ne zaman söktün? Ben bunu tabii şey söylerken. Şimdi sorun ne abi? Şu
sensörde sıkıntı var, onu açıp bakacağız işte. Bir samimiyet diyeyim. Hangi sensör abi şeyde? Şu. Evet. Onun şuradaki girişinde değil mi? Aynen. Onu sökeceğiz, halledeceğiz. Ondan sonra tekrar yerine takacağız. Amortisörün yağı falan nasıl abi? Yağ var gibi ama işte bu sensör olmadan sertliği ayarlanmıyor ya. He. Onu ayarlayacaksın. Aynen. Evet, devam ediyoruz. Evet Turan Usta, sensörü çıkardın, oradan iki tane kablo kopmuştu. Aynen. Değil mi? Onu kablo, yeniden... Lehim yaptık kabloyu. Tamam. Ondan sonra söketine bağladık zaten. Tamam. Şimdi su kaçırmasın diye işlem yapacağız işte. Su kaçırmasın diye silikon yapıyorsun. Aynen. İşte şu parça şunu gitsek dünya paradır aslında. Biz o şunu tamir ettik bir şekilde. Çünkü iki tane çok ince saç kalınlığında kablo vardı değil mi? Aynen. Turan Usta kopmuş, telleri kopmuş. Biz onları işte bir daha kalınlaştırdık. Turan Usta onu işte yaptıktan sonra giden amortisörüne ne yapacak? Onu montaj yapacak. Böylece hata kodu da vermeyecek alet. Giden amortisörü de aktif hale gelecek. Aynen. Amortisörün yağında falan herhangi bir sorun yoktu zaten. Yok yok. Değil mi Turan Usta? Yağ da var orada zaten. Evet bu arada arkadaşlar Sayımcan arkadaşımızı tanıtalım size. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sayın Can. Şimdi Sayın Can lisanslı pilot arkadaşlar. Motorsiklet işte pistine bayağı yarışlara falan katılıyor. Bundan sonra Motomania'da ileri sürüş eğitimleri olacak. Onun ön çalışmasını yapıyoruz. İşte kurular düzenleyeceğiz. Ve Sayın Can arkadaşımız yani yüksek CC makinelere binmek isteyen arkadaşlarımızı yetiştirecek. Yani gerçekten çok iyi bir pilottur. İleri düzey seviye arkadaşlar. Yani ulaşmak isteyen yani motor ileri sürüş eğitimi için bekliyorum dedim. Evet. Yani tek teker, viraj alma evet. Bayağı şey yetiştireceğiz. Yani pilot gibi motosiklet kullanmak isteyen arkadaşlarımız evet. İzmir'de gene bir ciddi bir açığa kapacağımızı düşünüyorum sayın beraber. Kurlar düzenleyeceğiz işte. İşte üçlü beşli gruplarımız olacak. Onları işte hem pistte istiyorsa hem de işte dışarıda eğitimlerini vereceğiz. Yakında işte bunun arkadaşlar çalışmamızı tamamlayacağız Allah izin verirse. Sayımcan ki kendisi bin araları var arkadaşlar. Çok deli bir makinesi var. Müthiş. Ki yani, yurt dışında da filan... Arkadaşlara da bizzat binme şansı da olabilir. Evet, bin araları bindiririm diyorsun değil mi? Ve Sayın Can kendisi yurt dışında çok güzel özel geziler yapıyor. Yakında onun da kanal evet. bir kanal kurulacak. Hangi ülkelere gittin Sayın Can? Başlamak gerekirse Bangkok. Dubai, Hong Kong, Karadağ ülkelerinin çoğu, İspanya, Tayland, işte yakında Hindistan gezim olacak. Hindistan, Rusya. Rusya. Yani bu şekilde. Bütün neredeyse dünyayı gezdin yani. Yani devam ediyoruz zaten. Hindistan biraz sakat diyorlar yalnız. Hani sağlık açısından hepatit falan oluyor falan diyorlar. Şimdi amacım benim orada tabi motosiklet, kask, kıyafet, ekipman tarzı orada bir görüştüğüm kişi var. Onlarla birlikte evet. olacağım, onlarla evet. görüş içerisinde olacağım. İş görüşmesi gibi olacak evet. yani seninle. Evet, evet Sayın Can da arkadaşlar bundan sonra Motomani ailesine katıldı. İnşallah çok güzel arkadaşlar yetiştireceğiz. Ben de şey yaparım artık ha kursa, ben de dahil olurum. Bana böyle teker... Böyle Oğuzhan Muslu gibi artık böyle tekerde videolar çekerim artık ben de. Aküsünü de yine koyduk arkadaşlar. Şarj ediyoruz aletin. Bu işlemi de tamamladık mı? Alet inşallah yola çıkacak. Evet görüşmek üzere.